Bu ülkenin DNA'sı futbol için çok yatkın. Ben şimdi bir başka kişiye başarısız olsun diye bir ortam yaratmak, çukur kazmak, vay bana ya. Ve kulüp, bugün 5 katrilyon borçları var kulüplerin. Böyle yazık günah değil mi yani şimdi? Ben Galatasaray'ım, ben hemen gidip golü atmam lazım. Evet. Hayır. İnşallah görev vermek isterler, biz de gereğini yaparız yani. Ben ölürüm, bundan vücudum zarar görür. Onların hiçbiri aklıma gelmedi. Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine yanımızda çok özel ve değerli bir konuğumuz var. Sayın Mustafa Reşit Akçay bizimle birlikte. Sağ ol. Hocanın yeri bende çok ayrı. Kariyerimde yaptığım ilk röportaj kendisiyleydi. Sağ olsun o gün bana gerçekten çok önemli bilgiler verdi, değer verdi. Beni çok iyi hissettirdi. Belki onun sayesinde şu an burada bu programı sunuyorum. Hocam tekrardan hem o gün için teşekkür hem ederim. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam tabii ki sağlık sürecinize değineceğiz. Zor zamanlar atlattınız. Evet. Ama onun öncesinde bir Mustafa Reşit Akçay kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Ve kariyer adımları nasıldı onları öğrenmek isteriz. İyi bir sevgi dolu bir aileden yetiştim. Oradan geliyorum. Dolayısıyla bu hayatıma da ve işime de bu özgüven yansıdı. Arkadaşlarımdan Orhan Çavuşoğlu'nun idman gücünün içerisine ve futbolun içine sokmasıyla serüvene başlamış oldum. Hangi pozisyona nasıl girdiniz hocam idman gücüne? İdman gücünde minik takım antrenörü olarak girdim. Amatör bir takım. O takımın üst takımını yönetene kadar orada çalıştım. Ve o süreçten sonra Trabzonspor'un yöneticilerinin tarafından fark edilmiş olmam. Trabzonspor altyapısına davet edildim. Benim için hayatımın en güzel günü olarak söyleyebilirim. Bu mesleğin içine girmiş olmak belki biraz tesadüf gibi gözükse de korkunç derecede sevdiğim bir mesleğe dönüştü. Peki hocam şimdi Süper Lig'in dinamiklerine hakim bir hocasınız. Evet. Dillere de pelesenk olmuş bir söz var. Süper Lig çok zor bir lig. Doğru mudur hocam? Süper Lig zor bir lig midir? Bence doğru değil. Zor olan alt liglerde çalışmaktır. Süper Lig'deki baskı sadece sanal alemde internet üzerinden fikir ve görüşlerin oluşturduğu baskı dışında. Çok fazla baskısı, taraftarın baskısı olmadan bir iş yapıyorsunuz. Bütün imkanların belli bir bölümünde, yüksek düzeyde %80'ini size sunuluyor. Çok zor olanlar imkansızlıklarla boğuşan alt liglerde. Süper Lig'de en az zorluğun olduğu yer. Peki hocam 5 büyük lige kıyasla gerçek anlamda zorluk anlamında Süper Lig zor bir lig mi yani? Katılmıyorum. Mantıklı ve cesur idareciler konusunda bir eksikliği var Süper Lig'in. Taraftarın mantıkla duyguyu karıştırdığı için zorluğu var. Bir de kariyer planlaması yaparken bu iki değer bir teknik adamı çok olumsuz bir fotoğrafa götürebiliyor. Evet. Her takımın taraftarı transfer istiyor. Ama her kulübün 5 katrilyon borcu var. Bu bir mantıkla istenen arzu arasında bir ilişki yok. Bu çok sağlıksız bir bakış açısı öyle değil mi? Taraftar da aidiyet duygusuyla ve başarı istemekle kulübünü aldatıyor yani. Çok yanlış bir sürece sürükleyebiliyor. Peki hocam siz Süper Lig'i nasıl tanımlarsınız? Bugünkü Süper Lig'deki takım yapıları ve enerjisini geçmiş yıllara göre daha iyi görüyorum. Ancak bugün yine de bu ligi satamıyoruz. O zaman bir yerde bir yanlışlık var veya bir eksiklik var. Buna bir bakmak lazım. Cesur teknik adamlara ihtiyacımız var. Rocco İtalya'da Catanova Acai'yi söylemiş, yapmış, uygulamış. Evet. Öyle değil mi? Evet. Renan Smithsiz bugün Total Futbol'la ilgili bir takım ihtilaller yapmış. Yeni sistemler bulmuşlar. Yani oyuna dair yeni bir şeyler bulmuşlar. Cruyff'a bakıyorsunuz. Evet. Bulmuş. Mesela Labonoski geometri yapmış futbolda. Ömürleri kısa olmuş, çok olmuş. Hidalgo 3-5-2'yi koymuş. Bir cesaret örneği göstermiş. Biz onlardan daha geri zeka değiliz yani. Biz bunu yapabiliriz ve bizim futbolumuzdaki yetenek DNA bence Brezilya'dan sonra bu dünyada bak belki iddialı konuşuyorum. Bu ülkenin DNA'sı futbol için çok yatkın. Biz yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama ben yapamam. Kim yapacak hocam bunu? Bu ülkenin üst düzey yerinde görev almış, top oynamış, milli takımları yönetmiş, işte büyük takımlarını organize etmiş, 20 trilyonluk, 100 trilyonluk takımların bilançolarını idare etmiş olan kişiler burada öne çıkacak. Üst yapı. Ben zurnanın son deliğiyim. Ha, fikrim vardır, sorulursa söylerim. Yıllar evvel şunu demiştiniz. Almanların disiplini, İspanyolların tekniği
Türk cesareti ve hızıyla birleştirilerek ortaya acilen bir ekol çıkartılması lazım. Çok basit. Bu ekolle alakalı bir çalışma var mı Türkiye'de? Bizim en yakın, bize en yakın Almanlar olduğu için, Almanların kullandığı atletik yapıyla başlayan, daha sonra bunun içine tekniği sokmuş olmaları, bizim de bu yolları, yani bilinen ve denenmiş olan bu yollar. Yalnız burada bir şey var. Moda mod alamayız. Bizim kültürümüz, sosyolojik durumlarımız, dini inançlarımız, farklı. Dışsal aktivitelerle içsel aktivitelerimiz arasında bir karmaşa var. Şöyle de bir örnek var ortada. Almanya'nın 5-6 milyonluk bir Türk nüfusu var. Evet. Bu 5 milyondan bu kadar... 500 tane oyuncu çıkıyorsa... Evet, bizden şimdi, neden çıkmıyor hocam? Şimdi bak, eğitim, expert antrenör. Problem burada. Şimdi antrenör yetiştirmekle ilgili TFF'nin yapmış olduğu kursların kalitesi düşük değil. Bunu kabul edelim. Bir Türk antrenörü asla bir Avrupalı'dan daha az bir eğitim alıyor diye diyemeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? 100 milyar aldığımız için, 150 milyar lira aldığımız için sen 150 milyar verdin, al sana diploma. Pratik zekada ortaya çıkan sorunları kısa sürede çözmek için oraya ilaç, çare bulma konusunda Türklerin çok pratik zekalı insanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli akademisyenlerimiz var. Evet. Onları alalım. Sahada bunu yaşamış olan alaylılarımız var. Getirdin mi bir araya? Şimdi burada başka dallar var. Nedir? Psikologlar var. Fizyologlar var. O zaman birleştireceğiz. Bir bilimsel çıkıyor. Çalışma yapacağız aslında. Kesinlikle. Hocam burada. Yok, saçma ol, öbürü türlü saçma olur. Bu kadar zor bir şey değil. Evet. Mesela ben kendim yapmaya kalksam bir aylık bir süreçte 20 tane toplantı ya da bir yıl içerisinde 50 tane toplantı insanları getiririm, 10 tane insan getiririm, otel paralarını veririm, yaptırırım. Bana olan maliyeti belki de 500 milyar olur. Ben kazanmadım bu parayı, kazandım. Evet. O zaman ben futbola borçlu değil miyim? Para kazandım, çoluk çocuğumu beslediğim bir yere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Ama buradaki problem şu. Eski yönetici yeni yöneticinin başarılı olmasını istemiyor. İstemiyor. Ben şimdi bir başka kişiye başarısız olsun diye bir ortam yaratmak, çukur kazmak, bu benim vicdanımla beni karşı karşıya getirdiği zaman vay bana ya. Bunları aşabilir miyiz? Bunları manifestoyla aşabilirsin. Kural. Herkesin uyacağı kural. Ve kulüp. Bugün 5 katrilyon borçları var kulüplerin. Böyle yazık günah değil mi yani şimdi? Onun için her kulüp kendi yöneticisine ağır ve aşağılayıcı şekilde saldırmasın. Biz bu adamları desteklemeliyiz. Bugün istediğimiz şeyler olmayabilir. Aşağılama. O değiş gittiğinde oraya başka biri gelir. Sistem böyle yürüyor. O zaman neden onları aşağılıyoruz? Aşağılamayacağız. Eleştirebiliriz bak. O cesur yöneticiler bu işleri çözebilir. Hiç zor değil bak. Şimdi hocam bugün baktığımız üzere Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın, Hamza Hamzoğlu, Ertuğrul Sağlam. Bu hocaların hepsi şampiyon hocam. Ancak şu anda hepsi dışarıda. Yani hiçbiri kulüp çalıştırmıyor. Şimdi öncelikle birinci sorum, bu durumun sebebi nedir? Yani şampiyon hocalar dışarıda, yeni nesil hocalar takımların başında, sebebi nedir? İkinci sorum da bu Süper Lig'i nasıl yorumluyorsunuz? Bu hocalarla birlikte büyüyen bir nesil var. Evet. Bu nesil büyüdü. O hocalarla büyüyen nesiller 40 yaşını aştılar. Şimdi 40 yaşın altında yeni bir nesille karşı karşıyayız. Evet. Bu kişilere yardım edilmesi ve bunların eğitimlerinin desteklenmesi gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Evet. Hani olsa. Ama şu var. Şimdi hiçbir zaman bir Şenol Hoca olunmuyor. Yani kolay olunmuyor. Kolay yetişmiyor bir şey. Şimdi bu düşünceyi siz iki yönden bakabilirsiniz. Ahlaki yönden, mesleki yönden. Şimdi insanların ahlaki yönünden ve toplumla yaşadıkları sosyal ilişkiler yönünden bakıp bir kin duymaya ya da bir değişime yönlendirirseniz bu o kişinin teknik olarak, mesleki olarak başarılı inkar etmiş olursunuz. Bu adamları birdenbire yok etmenin de çok akıllıca bir yanı yok. Şimdi bu adamlar TFF tarafından vizyonerler olarak bir kurum kurularak futbol vizyonerleri, futbolumuzun yönlendirilmesiyle ilgili bir alana taşınabilirler. Ve bu ortamda tartışılarak Türk futbolunun canlılığını, işte planlamasını, artmasını, satılmasını,
ligin satılmasıyla ilgili alanları, şeyleri konuşabilir. Yeni fikirlerin ortaya çıkması ve eğitim anlayışı, ekol anlayışı, bunların hepsini bu birim içerisinde yapabilir. Ve bu adamların çoğu da TFF'nin bu davranışından ya da Kulüpler Birliği'nin bu vakıf anlayışı içerisine soktuğu zaman bu adamlar maaş talebinde de bulunmazlar. Yani bu adamları siz kalkıp da yok edecek Mustafa Denizliler, işte Şenol Hocalar, Fatih Terimler, bu adamlar tukaka yapamazsın yani. Böyle bir şey olamaz. Bu bir ahlaksızlık olur yani. Peki bu Süper Lig'i nasıl yorumluyorsunuz? Süper Ligi, Süper Lig'in şu andaki hızını fena bulmuyorum. Geçmişe oranla daha hızlı. Takımlar arasındaki yarışmada sonuç alma şeysi de değişti. Makas iyice daraldı aslında orada. Evet. Kimin kimden puan alacağı belli olmuyor. Belli olmuyor. Cepte keklik değil. Yok yani. Aynen. Öyle bir anlatabildim mi? Ve ligimizin bence hızını %30, %40 daha arttırdığımızda satabiliriz. Yani ligimizi satmamızın aslında en büyük... Bakın neden satmaya üzerinde duruyorum biliyor musun? Marka değeri hocam. Ya marka olması ve bir de bu ekonomik sıkıntılardan kurtulması lazım bu futbolun. Yani Türk futbolunun bu ekonomik sıkıntılarla aşağı çekiliyor. Ve bu sorunlar yanlış işler yapılmasını açıyor, ortamı açıyor. Yani ya futbola endeksleyemiyoruz kendimizi. Evet, bunlar evet. Bravo, bravo. Ağzına sağlık yani. Teşekkürler hocam. Bu sezona da Fenerbahçe Jorge Jesus'la başladı. Çok da iyi bir giriş yaptı. Beşiktaş Valerian İsmail'le başladı. Onlar da oldukça iyi bir giriş yaptılar. İkisinin performansını nasıl buluyorsunuz? Lige iyi girdiler. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi o da en son atıldı. Bize benzemeye başladı. Geleni de kendimize benzetiyoruz geleneksel, aslında. Geleneksel bir yapımız. Yani oyuncu gelirken 500 kişi karşılarken, gönderirken kimse olmuyor. Yalancı sevgiler oluşturuyoruz ya. Sayın İsmail'e de yalancı bir şeyler oluşturmaya çalıştılar ve onu bana göre o da bunları okuyor. Sahte kendine, kimlik kazandırmaya mı çalışıyoruz yani, hocam? Ama adamın şeysi var. Yani gönlü var buna. Kumaşı var. Adamın teknik adamlık, yeni bir arayışlar içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Buna bir saygı duyuyorum ben. Fakat bir şeylerden kendini kurtarması gerek. Bu yönlendirmelerden kendisine bir yarar gelmeyeceğini, hakemle tartışıp takımını orada yalnız bırakmaması gerektiğini ona birisi öğretmeli. Orada atıldığın için çok fazla Beşiktaş'ı düşünen bir teknik adam ya da çok iyi bir Beşiktaşlı olmuyorsun aslında. Evet. Ama taraftar bunu ama seviyor hocam işte. Şimdi biz buna yatırımlar yapılıyor. Böyle bir yatırım yapılmasını menajeri ondan isteyebilir. Doğru adama yanlış şeyler yaptırtıyorsunuz yani. Peki hocam şimdi Süper Lig'den aslında son dönemde olumlu anlamda izlenimler aldığınızı söylediniz. Evet, onu söyleyebilirim. Biraz da milli takıma geçmek istiyorum açıkçası. Milli takımda da oyuncularımızın birçoğu Avrupa'da oynuyor. Ciddi takımlarda oynayan oyuncularımız var. Fakat bir türlü sportif başarı gelmiyor. Ne Dünya Kupası'na gidebiliyoruz ne Avrupa Şampiyonası'nda başarılar yakalayabiliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Yani milli takım için çözüm nedir hocam? Bana göre orada da bir ekol, bir oyun pratiği olması lazım. Şimdi oyun pratiğimiz eksik kalması, bu sana çok kötü de gelebilir. Lanet olsun yani. Bir oyun pratiğimiz var ve bu oyun pratiği herkes tarafından bilinen bir oyun pratiğine dönüşmesi lazım. Başarıyı orada getirmek mümkün ve çok da başarılı olabiliriz. Çünkü DNA'mızın kalitesini hala savunuyorum ben. Problem bizim eğitimimizde ve sosyolojik futbolla birlikte sosyolojik yapımız içerisindeki iletişimin, kuralların yanlış olmasıyla alakalı. Kuntz tercihine değinmek istiyorum. Sizce doğru bir tercih miydi? Alman ekolünden gelen birisini çok daha rahat kabul ediyorum ben. Artı eğitimci bir yanının olması genç olan milli takımımız için de bir ilaç olabilir mi? Evet. Bu nedenle Kuntz'un seçilmiş olmasını çok yanlış bulmuyorum. Ve hatta mantıklı da buluyorum. Avrupa'da bir Mustafa Reşit Akçay fırtınası vardı hocam. Evet, doğru yani diyorsun. Hem Trabzonspor'la hem Osmanlıspor'la. Trabzonspor'la 3 ön eleme geçtiniz. Avrupa Ligi gruplarını lider bitirdiniz. Evet. Osmanlıspor'la şimdi aynı. Bunu Trabzonspor gene çok zor bir başarıydı tabii ki bu ama bir en azından Trabzonspor'un bir Avrupa kimliği yani bir kimliği vardı ama Osmanlıspor'la aynı şekilde 3 ön eleme geçip ve Villarreal gibi takımların olduğu evet, yani evet. Stabükreş, Villarreal, Zürih. Evet. Üçünün de Avrupa tecrübesi çok yüksek. Evet. Bu takımların arasında lider çıkmak, özellikle Osmanlıspor'la yeni bir takımla lider çıkmak çok önemliydi. Hocam Mustafa Reşit Akçay'ın Avrupa sırrı nedir? Şimdi ben bu takımları izlerken
bu takımların ekollü takımlar olduğunu görüyorsunuz. Ve bu takımlar bir hangi takımla, caymıyorlar. Hangi takımla oynarsalar o sisteme sadık kalarak küçük tuzaklar kuruyorlar mesela oyun içerisinde. Evet. Küçük tuzakları yakaladığınız takdirde sizin paratla ilgili ona karşı bir parat ürettiğinizde teze antitez. Evet, bu sorunların büyük bölümünü çözmüş oluyorsunuz. Sabırla birlikte siz de mesela bir planı yapıyorsunuz. Mesela ben diyorum ki işte Villarreal'e şöyle oynamamız gerek. Ve bunda da işte ortaya çıkabilecek olan yeni sorunlarla ilgili küçük değişiklikler içinde kulübenizde bir ona göre bir oyuncu hamle yapacağınız hamle. Oyuncular tutuyorsanız bu sefer başarma şansınız artıyor. Ve burada sabır da çok önemli. Örneğin ben Galatasaray'ım. Ben hemen gidip golü atmam lazım. Evet. Hayır. Mesela ben öyle düşünmüyorum. Evet. Rakibe saygıyla başlayarak stratejinizi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Sizi burada başarılı kılacak olan bir nokta da atletik ve fiziksel olarak o takımın müsabakalardaki verileriyle sizin verileriniz arasında bir kıyas yapmaktır. Çünkü zor tekniği bozabilir. Evet. Şimdi siz çok teknik bir takımsınız ama karşınızda çok atletik bir San Marino var. Ben bu maçı kazanırım. Hayır. Çok kolay. Hayır. Eğer o fiziksel değer sizin fiziksel değerinizle eşse kolay bir maç olmayacaktır. Hocam o zaman burada almamız gereken cevap Avrupa'nın sırrı. Avrupa'daki takımlar sistemli. Belli bir sistemden çıkmıyorlar. Siz de bu sistem üzerine hazırlandığınız... Çok iyi hazırlanırsanız siz onunla başa baş mücadele edebilirsiniz ve kendi üstünlüğünüzü sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte o zaman hocam Türkiye'deki futbol doğaçlama geliştiğinden dolayı. Doğaçlama fazla. Trabzonspor'un son dönemde aldığı başarısız sonuçlar sonrasında özellikle Avrupa'da bir Mustafa Reşit Akçay isteği var taraftarın. Mustafa Reşit Akçay sahiplenseydi, Mustafa Reşit Akçay alsaydı bu takımla Avrupa'da bizi finale kadar götürürüz diye yorumlar var. Bilmenizi isterim hocam. Yani, gerçekten. Çünkü Avrupa performansınız ortada. Yani bir insan için bunlar güzel şeyler. Kesinlikle. Tabii ama ben yine de insanıma söyledim. Yani Trabzonspor varsa gerisi teferruattır. Her zaman söylerim de. Ama yine de söylediğim sözlerin arkasında durmaya dikkat eden birisiyim. Her zaman duamız Trabzonspor'umuzun hayat bulması, çok başarılı olması ve sonsuza değin yaşamasıdır. Sizin de döneminizde, Trabzonspor döneminde Bosingva ve Malouda gibi yıldızlar geldi takıma. Bosingva 30 yaşındaydı, Malouda 33 yaşındaydı evet. O dönem. O dönem bu transferleri siz mi istediniz, nasıl Yok. Gerçekleşti? Yok. Geldiğinde ya da istemiyorum gibi bir Şöyle, algınız, fikriniz var mıydı? Benim o zaman çıraklığım vardı. Yani Trabzonspor gibi bir camiaya teknik adamlık yapmak hem şans mıydı, hem şanssızlık mıydı? Zaman zaman kendime Belki sordum. Belki süreç yanlıştı hocam. Zaman Şöyle yanlıştı söyleyeyim. Yani. Yani o anki buluşmam çok insan olarak istiyorsunuz ama şartlar ve stratejiler konusunda neler yapmanız konusunda çok etrafınızda yardım alacak kişiler olmayınca da hatalar da yapabiliyorsunuz. Evet. İnsanız biz yani. Ama çok güzeldi. Hayatımın bir torunum oldu şimdi. Onun sevinci, çocuklarımın olması mesela. Trabzonspor'a ben yani antrenör olduğum zaman öyle duygular hissettim yani. Ayaklarım titredi, ayaklarım yerden kesildi yani. Şu anki tecrübemle gelsem Bambaşka acaba daha yani. Çok farklı olurdu. Çırak birisi olarak bu yıldızlarla çalışmak nasıldı? Tabii insan kendini farklı da hissediyor. Uluslararası milli oyunculara taktik anlatıyorsunuz. Evet. Ve bu taktikten sonra saha içerisinde oyunu izliyorsunuz. Ve oyundaki eksik ya da artılarla birlikte devre arasında bir konuşma daha yapmanız gerek. Peki hocam günümüze gelirsek Ahmet Ağalı dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi başarılı. Yani sonuçta belli bir süreden sonra şampiyon olması takımın bir kere bu başarıyı onlara vermemiz gerek. Eleştiri veyahut da başarısız eğilimi sözcüklerini kullanmamız için en azından yıl sonunu beklemek lazım. Hem hoca için hem yönetim için. Bunu onlar hak ediyor. O dönem Beşiktaş'tan sonra, kötü bir maceradan sonra Trabzonspor'un başına geçerken Abdullah Avcı siz ne düşündünüz? Özellikle hocanın Başakşehir hikayesi, yani Başakşehir'deki hikayesinden dolayı geçmişe yönelik birikimleri vardı. Evet. Ama bizim futbolun içerisinde ne siyasetin
ne de kötü davranışların göz önüne getirilerek teknik adamlarda ve futbolcularda bu tip şey yaratılması doğru değil. Akhisar ve Osmanlıspor dışında hep hocam yoğun taraftar desteği alan kulüplerde çalıştınız. İşte Trabzonspor, Konyaspor, Ankaragücü, Kocaeli. Evet. Bu bir tesadüf müydü yoksa gerçekten bir takıma giderken baktığınız kriterlerden biri miydi? Kriterlerden biri değil. Her zaman cesur olmuşumdur. Mesela problemli oyuncularla çalışmayı her zaman arzu etmişimdir. Problemli oyuncularla çalışmayı. Tabii. O bir arzuydu bende. Çalıştığınız en problemli oyuncu kimdi bu zamana yani, kadar? Yani Barış vardı. Evet. Problemliydi. Konya'da yine sağ kenar oyuncusu vardı. Beşiktaş'taki santrofor Trabzonspor'da beraber çalıştığımız. Yani Batuhan Karadeniz. Sorunlu oyuncularla çalışarak kendi antrenörlüğümü de sınıyordum yani. Her zaman her şey düzgün gitmeyecek sonuçta. Tabii yani başarabilir miyim? Evet. Bir de şöyle yani eğer onu genelde bu sorunlu oyuncuların çoğu yetenekli oluyor. Çünkü şimdi, onun vermiş olduğu bir özgüven oluyor yani hocam oyuncuda. Şimdi adamla acaba bir uyum sağlarsam bunun enerjisinden ve yeteneklerinden faydalanabilir miyiz? Yani takım olarak ben evet. Teknik adam evet. Olarak. Bu nedenden dolayı sorunlu oyuncuları istediğim gibi taraftarı da güçlü eleştiri ve kritik yapıyorsa da orada da kendi direncinizle ilgili. Ama ben psikolojik olarak bu taraftar dirençlerine karşı veya eleştirilerine karşı çok fazla dirençli olamadığımı da kabul ediyorum. Duygusal birisi olarak karşılaştığım sorunlardan biri. Ama bu dönemlerde bunu üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Ben bu sürecin, bu kısa sürecin devamında güzel şeyler de yapabileceğimi yani düşünüyorum. Mesela bugün bana Süper Lig'de bir görev ver. İnsanın bunları söylemesi biraz zor da. İnsan ustalık döneminde Süper Lig'de olduğu zaman da kendini denemek istiyor yani. İnşallah görev vermek isterler. Biz de gereğini yaparız yani. Bir de Dino transferi vardı Kocaeli'nde. Evet, Dino transferi. Ben bu hikayeyi biliyorum aslında ama bir de izleyicilerimiz öğrensinler isterim. Ben genelde böyle belli bir yaşı olgunluğu ulaşmış olan oyuncularla ilgili haftada bir gün bir kendi stilim olarak bir gün izin veriyorum. Onun hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak rahatlamasını, süper kompensasyon dediğimiz bir vücutta bir olay var. Allah öyle yaratmış. Siz bir enerji harcıyorsunuz. Yeterli dinlenmeyi sağladığınızda bu enerjinin iki mislini tekrar vücut oluşturuyor. Mesela biz ona izin veriyorduk. Yok olsun hocam ben yine idmana çıkacağım diyordu. Bunlar güzel şeyler. Güzel şeyler kesin. Yeteneğine güvendiğimiz için bu bir izin istiyor şeyden, yönetimden. Dedim ki sen yönetimle konuş, ondan sonrasını ben hallederim. Yönetim buna izin veriyor, gidiyor işte kardeşini evlendiriyor ama dönüşü uzatıyor. Bütün yabancı oyuncularda bu var. Gelince ben ona sahip çıkıyorum. Ben sana güveniyorum. Ben senin yanındayım diyorum. Evet. O da diyor bana ki aynen böyle diyor. Sen de diyor merak etme. Bütün her şeyimi vereceğim. Sen bana güvendin. Bundan sonra da ben artık varım. Ondan sonra başlıyor. Bu adamın transferi baktık ki stili bize çok uygun. Birincilik ve hatta Süper Lig'in ihtiyaçlarını karşılayabilir. Dedi ki biz bunu alalım. Bu sefer biz yönetim işte bu oynamamış bilmem ne. Ben de yönetime dedim ki bak şayet bu adam bu kulübe yararlı hale gelmezse bunun transfer ücretini ben ödeyeceğim dedim. Sağ olsun Sayın Başkan da dedi ki yönetim kuruluna konuşacağım. Konuştu geldi bana dedi ki alıyoruz. Hoca tamam alıyoruz. Ama dedi o da şaka yollu. Olmasa dedi parayı senden alacağım. Tamam dedim ben de. Hocamız Covid'e yakalandı ve bir ay yanlış hatırlamıyorsam bir makinelere bağlı yaşadı. Hani zor bir süreçten geçti. Tabii. Aynı zamanda o dönemde tabii Kocaelispor'da da görevinize devam ettiniz. Evet, yani evet, Kocaelispor evet. Burada aslında büyük bir jest yaptı. Büyük bir evet. Farkındalık yarattı aslında. Kesinlikle belki. Katılıyorum. Yani. Hocam bir de o dönemde ikonik bir fotoğraf var. Playoff finali. Sakaryaspor 4-0 evet. Yendiğiniz maç. Evet. Kulübede bir oksijen cihazı var evet. Ve tüm maç boyunca 90 dakika boyunca oksijen cihazına bağlı olarak evet. Maçı kulübede izlediniz. Evet. Yönetim kurulu ve başkanın bize olan hastane ziyaretlerinde ve söyledikleri sözler, camianın taraftarının bize olumlu bakışları özveride bulunmamız gerektiğini bize hatırlattı. Ve biz dedik ki bu camianın uzun yıllar sonra bir üst lige çıkmasında biz elimizden gelenin her şeyini yapacağız. Her türlü risk alacağız. Nefes alma zorluğu yaşıyorum yani. Ama bunu göze aldım. Ve dedim ki ben takımın camianın yanında olacağız. Beraber olacağız. Ve bu takımın şampiyon olmasını sağlayacağız inşallah dedik. Ve o durumda bir şey düşünmedim ben.
ben ölürüm işte ya da bundan vücudum zarar görür. Onların hiçbiri aklıma gelmedi. Sadece bir vefa duygusuyla orada bulunmam gerektiğini hissettim ve inandım. Öyle de orada oldu. İyi ki de olmuşum. Programın son etabına geçelim istiyorum. Evet, olsun. Ben size birkaç cümle söyleyeceğim hocam. Evet. Siz doğru ya da yanlış diye cevap vereceksiniz. Tamam. Mustafa Reşit Akçay Türk futbolunda gereken değeri görmedi. Doğru mu yanlış mı? Görmedi desem mi? Görmedi desem ya da güvenilmedi diyelim. Çok. Güvenilmedi. Evet. Trabzonspor'dan ayrılmasaydım ilerleyen dönemlerde şampiyon olabilirdik. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Bu da kendine güvenen birinin konuşması olsun. Evet. Ben teknik adam demiş. Bulup getirdiğim oyuncular arasında en kariyerli, en kariyer yapan isim, en yeni çıkış yapan isim Badou Ndiaye oldu. Doğrudur. Türkiye futbol ülkesi değildir. Doğru yanlış. Mu yanlış mı? Yanlış. Yabancı sınırının Türk futboluna faydası yoktur. Yanlış. Yasaklamak Türk futbolunun gelişmesine etkisi yoktur demek bence doğru değil. Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdır. Kesinlikle. %1 milyon. Endüstriyel futbol oyunu geriye götürdü. Endüstriyel futbol oyunu geriye götürmedi ancak endüstriyel futbol ortak kullanımı, sadakati, samimiyeti ve dürüstlüğü ortadan kaldırdı. Trabzonspor rakiplerine göre bu sene daha yetersiz bir kadro kurdu. Öyle demeyelim, oyun formatını tam oluşturamadı, geride kaldı. Vakeyme'nin Trabzonspor'dan ayrılması doğruydu. Doğruydu. Vakeyme'nin oyun stili bireysel oyuna, takım oyunundan daha çok bireysel kararlar veren ve bireysel oyunda sorun çözen bir oyuncuydu, evet. Ama takım oyununun geliştirilmesinde olumsuz bir takım yanları vardı. Şimdi hoca da ona hak vermek lazım. Hocanın bir planı varsa ve bu planın içerisinde böyle bir oyuncu yoksa ayrılması normaldi. Şampiyonluk sonrasında Trabzonspor'un bu sezon içinde bulunduğu düşüşü bekliyordum. Bekliyordum. Duygusal olarak tatmin duygusu insanların bir süre enerjilerini yüksek seviyede tutmasını engeller. Başarıya ulaşmış olmak Trabzonspor'daki çoğu oyuncuların ya da taraftarların ya da yöneticilerin enerjilerinin bir bölümünü aldığını düşünüyorum. Hocam benim sorularım teşekkür bu kadardı. Ederim. Sizin eklemek istediğiniz... Ya sağ ol. Her şeyi konuştuk. Tekrar buluştum gibi oldu yani. Çok teşekkür ederim sizlere, fanatik camiasına. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz videomuzu likelamayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşça kalın.